Şanlıurfa mutfağından etli safranlı pilav. 1 kilo 250 gram kuzu kuşbaşı et, 3 su bardağı pirinç, 1 su bardağı soyulmuş badem, 1 su bardağı dolmalık fıstık, 1 çay bardağı kuş üzümü, 4 yemek kaşığı sade yağ, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı hasbir, 5 su bardağı su, tarçın, karabiber ve tuz. Önce etimizi dolaptan çıkartalım Nurselcim. Burası benim mutfağım olduğu için ay, biraz daha rahatım. Şimdi benim mutfağım değil, sizin mutfağınız. Evet. Hadi bakalım. Her şeyin yerini biliyorum. Ben sana düdüklünü getireyim. Düdüklü tenceremizi alalım. Ben her zaman söylüyorum, ben bir şeyli pilavı çok seviyorum. İlla ette bir şey olacak. Etli olsun, nohutlu olsun, tavuklu olsun ama bir şeyli olsun. Yani. Et şekerim, söyle. Şimdi 1 kilo 250 gram kadar kuzu kuşbaşımız var. 1 kilo mu 250 gram? 1 kilo 250 gram ha. kadar kuzu kuşbaşımız var. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bunu güzelce bir kavuracağız tereyağında. Tamam. Çok az bir tuz ve karabiber koyup bunu hemen 2 dakikada pişireceğiz. Ben gel. Tereyağını çıkartayım. Şuradan açalım Nurselcim. Allah tamam. Şimdi bak çok ben garipsedim ya. Başkasının mutfağı ya. Değil mi? Aynen. Biz de sizin mutfaklarda gerçekten öyle oluyorduk ama. Bu ne? Bu tereyağı sade yağ. Urfa Aa. Yağı bu. Evet. Sade yağ kullanacaksın. Evet hayatım. Urfa'dan mı geliyor? Evet. Bayılıyorum. Yani hiç bu sade yağ savunacağım aklıma gelmezdi ama hakikaten yemeğe olağanüstü bir fark katıyor. Kesinlikle. Özellikle pilavlara. Sade yağda tereyağın çok kaynatılmış suyu gitmiş hali. Evet. Kolay kolay bozulmuyor. Aynen öyle. Şimdi eti kavurduk Nurselcim. Suyunu çekene kadar kavurduk. Tamam. Tamam. Birazcık sade yağ koyacağım. Hı hı. Şişelerine bayıldım. Biri zeytinyağı, biri ayçiçek yağı. Al sen şunu. Teşekkür ederim canım. Hem sade yağ koyuyorsun hem de sıvı yağ. Evet, çok az sıvı yağ koyacağım. Et parlak olsun diye. Tamam. Şimdi, ben şimdi senin pirincini bence yıkayayım. Bana önce tuzla karabiberi verebilir misin canım be? Ne pirinci bu böyle? Top top. O Diyarbakır pirinci. Karacadağ pirinci. Eşim Diyarbakırlı olunca başka pirinç yemiyoruz biz bu evde. Ay ne tatlı hazırlamışsın her şeyini. Evet. Çok güzel. Bu da benim Fatma Nurcum'un hediyesi. Çok tatlı. Biraz karabiber. Bu evet, çok. Biraz karabiber alayım. İyi mi? Biraz koy canım. Biz de baharatları ben koyayım istersen. Şöyle. Ama Ramazan'da böyle biraz daha azaltmıyor musun? Ama insanın canı çekiyor ya. Her şeyi tadında tuzunda olmalı bence. Tuzu da atalım. O çok olur. Birazcık tamam. Ben Urfa'dayken bir gün böyle geçerken kara kara bir sürü şeyler görüyorum yerlerde, sokaklarda. Kara kara ya bunlar ne diyorum ya sokağın ortasında. Ne bunlar dedim ev sahibine, Urfa'daki ev sahibine. Onlar isot dedi bana. Bütün sokaklara yaymışlar. İsot da pul biberin güneşte çok kalmış haliymiş. Hani kararırmış. Evet. Aslında pul biberle isot aynı şeymiş. Ben çok şaşırmıştım. Ben sana pirincini yıkıyorum. Yıka hayatım. Ne koydun buraya? Ona 3 büyük bardak su koydum. Pirinç koydum. Hatta pirinç ölçümü göstereyim şu bardakta kocaman. Koydum. Tamam. Hanımlar yanlış anlamasınlar. Şimdi Nursel'cim buna çok az bir su koyup bunu sadece 10 dakika düdüklüyü kapatıp 10 dakika pişireceğim. Peki. Bu pirinci ne dedin? Nerenin pirinci? Diyarbakır pirinci o. Karacadağ pirinci. Karacadağ. Bununla mı güzel oluyor? Normal bizim... Şimdi o pirinç böyle top top ya. Hı-hı. Bu pirinç pişince o kadar çok açılıyor ki. Hı-hı. İnanılmaz güzel oluyor. Eşim de bundan başka pirinç yemez. Çok titizdir yemek evet, konusunda. Evet, enteresan. Bu tereyağı ve bu pirinç Hı-hı. olacak yani. Tamam. Şimdi çok az su koydum ben buna. Şöyle 2 kaşık kadar sade yağ. Yarım çay bardağı koydun mu sıvı yağ? Yani o kadar. O kadar da yağını koydun. Kuzu etiyle yapıyorsun. Kuzu etiyle yapıyorum. Evet. Artık kapatıyorsun. Şimdi olmazsa olmazı badem kavuracaksın. Badem kavuracağız. Pilavını yapacaksın. Nurselcim, şöyle hafif. Kabuksuz badem. Kabuksuz badem. Ve dolma fıstığımız dolma fıstığı. Var. Bu dolma fıstığı çok pahalıymış ya. Çok badem de öyle. Ha. Badem de öyle, badem de çok pahalı. Şöyle yarım bir su bardağı ikisinden de koyduk. Yani evet.
Yağ koymadan mı kavuracaksın? Şimdi birazcık şöyle hafif kavrulsun. Hı-hı. Ondan sonra yağ koyacağım. Çünkü yağ şimdi koyarsam bunlar kavrulana kadar yağ yanar. Tamam. Güzel, şimdi o pilavı yaptıktan sonra şöyle bir safran ıslatmışsın. Aslında o safran safran çok pahalı bir. Aynen. Çok pahalı bir şey. O yüzden bunu hasbirle de görebiliyoruz işimizi. Hmm. Biz hasbir kullanacağız şimdi. Maksat renk versin. Maksat renk versin. Ve mideye falan evet. da çok iyi geliyor. Safran çok pahalı bir doğru. baharat. Gramla satılıyor. Gramla satılıyor pahalı. Evet. Ama bunu hasbirle de yapabiliyoruz bu renk verişini. Tamam. Kokusu çıktı zaten. Kokusu çıktı. Hafif biraz yağını saldı. Evet, biraz yağını saldı. Şimdi tereyağımızı koyacağız. Şimdi pirincimiz biraz fazla. Aynen. Yağsız pilav da hiçbir şeye benzemez. Hı-hı. Biraz koyacağız. Sonra... Nasıl? Yani şey diyorlar ya, böyle Allah sabrını veriyor mu? Bayağı böyle yağlı ballı yemekler yapıyorsun. Canı çekmiyor insanın. Acıkmıyor. Yok, çekiyor. Valla benim çekmiyor ya. Yiyor. Ben yemeyince yememeye bağlıyorum yani. Gerçekten mi? Yemin ederim yani hiç yiyesim gelmiyor. Nasıl yani? Sahurda falan ben hiçbir şey yiyemiyorum normalde. Ya Ramazanlarda hepimiz öyleyiz. Ona bakarsan bir çorba, bir salata ya da bir kahvaltılık yetiyor. Ama bir misafirin geldiği zaman illaki yapmak zorundasın yani. Aynen. Şimdi biraz da sıvı yağ koyalım. Pilavımız parlak olsun. Şimdi ne kadar da çok yağ koyuyor demesin. Yok. Pirinç çok. Pirinç çok fazla yağ çekiyor. Nerenin pirinci? Diyarbakır pirinci o. Karacadağ pirinci. Yağsız olursa da gerçekten çok kötü oluyor. Doğru. Yani. Ne güzel dizin var. Teşekkür bakayım, ederim. Bakayım göster böyle bir. O senin güzel Allah gözlerinden. Allah eşine bağışlasın ama gerçekten. Ay, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok güzel bir yüzün var. Çok sen teşekkür ederim. Sen kaç yaşında evlendin? Ben 18 yaşında evlendim. Sonra biliyor muydun yemek yapmayı? Ay ben bir faciaydım, facia. Nasıl? Gerçekten. Ben bekarken ablam yapıyordu bütün yemeklerimi. Hı hı. Evin yemeklerini ablam yapıyordu. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Ben sadece ufak tefek temizlik yapardım. Hı hı. Ay ben bir evlendim, bir boşluğa düştüm. Eşim titiz. Ay her şeyi tadında tuzunda istiyor. Yani hani bu da tecrübesizdir. Hani bu da böyle olsun. Ben bunu böyle yiyeyim değil. Her şey tadında tuzunda olacak yani. Ben de yıllarca ona kendimi beğendirmeye çalışa çalışa bu hale geldim. Güzel olmuş. Hala öyle. Hala eleştirir. Anneler birçok anne kıyamıyor kızına. Şey yapıyor. Hiçbir şey yaptırmıyor. Aman kızım sen oku, aman kızım sen yerinde otur. Hiç ondan sonra kız ne evleniyor, adam aç kalıyor. Benim annem aslında hiç öyle değildi valla. Hmm. Çok şey bir kadın ama yine de ablam yaptığı için. Şimdi suyunu vereceğiz. Bu suyu değil değil mi? Sıcak su verelim. Sıcak su vereceğiz de önce baharatlarını koyacağız hayatım. Ne istiyorsun baharat? Tarçın, karabiber, tuz ve hasbirli suyumuz. Güzelce kavrulsun bu. Bak hayatım o kadar yağ koyduk bak. Gördün mü? Tabii ya? Tabii. Yani. Koyuyorum karabiberini. Evet hayatım koyabilirsin. Birazcık daha. Şöyle dolu dolu bir çay kaşığı karabiber, tarçın. Onu da o kadar koyayım mı? Tarçını biraz daha fazla istiyorum. Bir yemek kaşığı tarçın. Evet. Kuş üzümü. Evet onu da alalım. Hepsi mi? Yok. Hepsini alalım. Güzel olsun. Amma zengin yemek ya. Battık tuzu. Tuz alalım birazcık daha. Yine bir yemek kaşığı da tuzu var. Pilavımız çok fazla çünkü. Evet. Ve suyu geliyor. Suyu geliyor. Önce hasbirli suyunu. Bismillahirrahmanirrahim. Az kaçırıyorum. Evet. Kaçır. Şimdi 3 bardak pirinç olduğuna göre 5 bardak bir su koyalım. Hasbirin rengini çıkarmak için önceden böyle biraz ılık suya koymanız şart. Hani sumak ekşisi falan da koyuyoruz. Onun da rengi ve ekşisi çıksın diye. Şuna. O yüzden zannediyorum bir saattir falan sen onu bekletiyorsun. Ölçü bardağımı alayım ben. Tamam. Tut. Şöyle 1 bardak hasbirli su koyduk. 4 bardak da su koyacağım. Şimdi neden bu kadar çok yaptın derseniz Urfa'nın en büyük özelliği bu. Yani çok fazla misafir ağırlamayı seviyor. Halil İbrahim sofrası deriz ya Urfa'dan aslında kaynaklanıyor bu.
Biliyor musun sen, bilmiyorum bunu. Bilmez ama olur muyum? Ben bilmiyordum. Önden bakınca, bunu görünce bayağı şaşırdım. Allah Allah, Halil İbrahim sofrası buradan mı geliyormuş dedim. Urfalılar misafir ağırlamaya bayılıyorlar. Yaptılar mı bol bol yapıyorlar. O yüzden aynen, biz de böyle kocaman tencere eşimde yaptık. Eşim de hep şöyle dua eder. Allah Halil İbrahim bereketi versin. Hı-hı. Bol bol misafirimiz Hı-hı. olsun diye. Her zaman öyle dua eder. O da çok sever misafiri. Bitti. Şimdi safranlı pilavımız oldu. Orada da etimiz oluyor. Sunuma alacağız. Üstüne de etleri koyacağız. Yemeğimiz tamamlanmış oldu. O kadar. Bitti. Ay, ilk yemeğimizi yaptık. Bitti vallahi. Çok şükür. Bir şey söyleyeceğim. Hiç çaktırmıyorum ama. Ve aslında bence çok tecrübeliyim bu konuda ama bayağı ben de heyecanlıyım ya. Gerçekten yemin mi? Yemin ediyorum. Yani böyle değişik geldi bana yani. Birisinin mutfağına girip eskisi evet, gibi ondandır. Yemek yapıyor olmak. Ondandır. Çok güzel bir histi. Şimdi de bana.